ülkeyi bir şirket yöneteceğim mantığıyla ülke yönetildiği zaman böyle oluyor. Gelin oradaki ülke kelimesini çıkaralım, vatanı bir şirket yönetir gibi yöneteceğim yapalım onu. Burası bizim vatanımız. Bu ağaçlar bizim ağaçlarımızdı. Peki şimdi sorabilir insanlar, neden bütün ağaçları kesiyorlar diye. Bakın bu arkada görmüş olduğunuz ağaçları kesmelerinin nedeni, şimdi bizler madeni böyle bir içeriye girme ve içeride yapılan kazı toprağın üstüyle ilgilenilmemesi durumu olarak biliriz. Ama burada yapılacak olan şey 1,5 metre altta olduğu için lignit, yukarıdaki bütün toprağı kaldırarak, yani ormanı tamamen ve kalıcı bir şekilde, bir daha kendini var edemeyeceği şekilde yok ederek yapmaya çalışıyorlar. Zamanında bu beşli çetenin üyelerinden bir tanesi patronlarının emirlerine uyarak buraya gelip köylülerden arazi toplamaya başladılar. Köylüler sattılar buradaki arazilerini. Ve burada bu yapılan, el birliğiyle burada bu yapılan, 3 kuruş paraya muhtaç ettikleri insanlarla birlikte onlara o muhtaç ettikleri parayı kazandırarak onların değil, hepimizin vatanını bu hale getiriyorlar. Bakın, buradan geçen su yolları, Milas'a ve Bodrum'a suyu götüren su yolları, toprağın altından geçen su yolları. Ve siz eğer bunları bu hale getirirseniz, o su yolları kurursa yılda milyarlarca dolar gelir getiren o Bodrum'un turizmini de öldürmüş olacaksınız. Çünkü su olmayacak orada. Fakat bu artık bir şey haline aldı, bir vatan düşmanlığı haline aldı bu yaptıkları şey. Buradaki köylüleri kandırarak, onları 3 kuruşa muhtaç ederek topraklarını satın alacak noktaya getirmek, onları satacak noktaya getirmek sonucunda onların almış oldukları toprakların üzerine açılacak olan madenler. Şu madenin ömrü ne kadar? Ne kadar lignit madeni var içinde? 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık bu tarafa doğru devam edecek. Bu büyük cinayeti, büyük orman katliamını altındaki lignit'i çıkarabilmek için şuraya doğru devam ettirecekler. Ne olacak? Ne geçecek elimize? Ormanı kalıcı şekilde yok edersek, toprağın altındaki suları kalıcı şekilde yok edersek ne kalacak elimizde? Hala şunu anlayamadılar. Vatan sevgisi olmadığı için yüreklerinde, şu kadarcık vatan sevgisi olmadığı için toprağının üstündeki zenginliği değil, altındaki zenginliği önemsiyorlar. Bu toprağın üstü altından daha zengindir. Altındaki zenginlik onun aslında sudur ama sen üstünü öldürürsen suyu da öldüreceksin. O yüzden toprağın üstü daha zengindir. Umarım bir gün bunu anlayacaklar. Umarım bunların destekçileri de bir gün bunu anlayacaklar ama işte o gün çok geç olsun istemiyorum. Çocuklarına kimi seçtiklerini söyleyemeyecek dereceye gelecek bu insanlar. Kimi istediklerini bile bile, göre göre kimi istediklerini, kimi buraya getirdiklerini söyleyemeyecek duruma gelecek bu insanlar. Bu halkın değil, ben halkın bir parçasıyım. Ben halkım zaten. Bakın, bunlar öylesine örgütlü bir kötülüğün parçası haline aldılar ki, sizler de göreceksiniz. Bunu ben yayınladığımda, evet Levent Üçüncü oraya gittiğine göre bir kalkışmayı planlıyor, programlıyor gibi haber çıkartıp, burada yapılan bu direnişi, hepimizin içme suyu için, hepimizin çocukların geleceği için burada yaptığımız eylemi adını kötüye çıkartmaya çalışacaklar. Bunlar iyi insanlar değiller. Bunlar 3 kuruş para için internette trollük yapıp da gerçekten bizim derdimiz olan şeyleri çarpıtmakla görevli 3-5 tane kişiyi kahve masalarında akıllarını, fikirlerini şaşırtarak birer sloganist haline getiren insanlar. Kendi yalanlarına onları alet eden insanlar. Anadolu'nun pek çok kahvesinde, Anadolu'nun pek çok bileşkesinde bu insanların beyinlerini yıkayıp aslında şu ormanlar yansa hep birlikte söndüreceğimiz şu jandarmayı hepimizi karşı karşıya getiriyorlar. Hepimiz giriyoruz, bu ormanlar yansa hep birlikte söndürmeye gidiyoruz. Burası bizim vatanımız. Vatan sevgisi bu değildir. Vatan sevgisi bu ağacı korumaktır, bu ağacı kesmek değildir.